Merhaba arkadaşlar, şimdi kışlık önerileri falan vermiştim. Böyle daha önceden paylaştığım videoları falan da görmüşsünüzdür zaten. Birçok orta bütçeli, yüksek bütçeli veya düşük bütçeli öneriler veriyorum. Bugün vereceğim öneriler iki tane arkadaşın isteğine göre spor öneriler olacak. Hani elimde spor mont yok ama tavsiye vermek için video çekeyim dedim. Bir tane arkadaşımız Bajaj Pulsar RS 200 için öneriler istedi. Bir arkadaşımız da R25 için, Yamaha R25 için istedi. İkisini birleştirerek bir öneri silsilesi paylaşacağım böyle. İlk önce kaslardan başlayayım. Daha önceden önerdiğim kasları biliyorsunuz zaten. Yani yüksek bütçeli arkadaşlar için farklı kaslar var elimizde. Shoei'nin Q-Vest'i var mesela. Shoei Q-Vest'i daha önceden tanıtmıştım. Zaten kanalımızda aratırsanız bunların detaylarını görürsünüz. Nasıl bir kask? Gerçekten iyi bir kask. Çünkü hani kalın bir ön vizöre sahip, işte ne denir, bütün özellikleriyle gerçekten çok iyi. Geniş bir bakış açısı var, gözlükle giyilebiliyor. Ön havalandırma kanalı gerçekten çok iyi. Üst havalandırma kanalı var, elle idare ediliyor. Arka hava çıkış kanalları var. Ve hani bu 1500 gramlık bir kask, daha önceden de tanıtmıştım zaten. Double D bir tane çene bağlantısı var. Boyuna çok iyi oturan petleri var ve çok iyi hava alışverişi yapan iç petleri sayesinde terlemeyi engelleyecek şekilde yapılmış bir yapısı var. Ön tarafını açtığınızda iç hava kanallarını göreceksiniz. Zaten ön taraftan girip şu iç hava kanallarından çıkan, aynı zamanda içine doğrudan nüfuz eden havayı dolaştırıp arka hava çıkış kanallarından atan bir yapısı var. Dediğim gibi Double D bir bağlantısı var. İç petleri çok iyi. 1500 gramlık, 1465 gramlık bir kask, biraz değişiyor yapısı. Bu vizörsüz bir kask ama spor kask olarak tanıtabileceğim en iyi kasklardan bir tanesi. Şu Q-Vest'i aklınızda tutun, birkaç tane daha önerim olacak. Bunlardan da bir tanesi, bunu önermiyorum ama öneriler içinde bir tanesinin olarak, hani size tanıttığım kasklardan bir tanesi olarak aklınızda tutun. Çünkü bu çene açılır bir kask. Çene açılmasını da hemen göstereyim. Şurada önden bastırılıyor şu kısmına. Şöyle açılıyor. Çene açılır kaskları çok sevmediğimi biliyorsunuz zaten. Ama önereyim. Bu Neotek. Bunun da hani geniş bakış açısı var. Kademeli açılan bir camı var. Ve bir kilit mekanizması var şurasında. O kilit mekanizmasında şuradan tık diye kapanıyor. Zaten hissediyorsunuz. Geniş bakış açısı var, ön hava kanalları var, şu hemen camın, ön vizörün dibinde. Şu şekilde açılan, alttan bastırdığınız zaman açılan hava giriş kanalı var. Üst hava giriş kanalları var, arka hava çıkış kanalı var ve çok iyi bir spoiler'a sahip. O da sarsıntıları engelleyecek şekilde yapılmış. Ve çene açılır bir kask ve aynı zamanda iç vizöre sahip bir kask, güneş vizörüne sahip bir kask. O da şuradan açılıp kapanıyor. Bunun detayını da verebilirim. Hafif kaslardan bir tanesi, bunun farklı kabuk boyutları var. Fakat mikrometrik bir çene bağlantısına sahip. Bu da benim sevmediğim. Ama demir mikrometrik olduğu için bir normal mikrometrik bağlantıdan bir tık daha güvenli bağlantılardan bir tanesi olarak söyleyebileceğim kaslardan bir tanesi. Bunu son olarak hani sizinle öneri olarak söyleyeyim. Yani çene açık kaslardan seven ve hoşlanan arkadaşlar için önerdim onu da. Bir de hani QS'ler, şunlar bunlar falan var ama bir de NX'ler var. NX'ler kasları da tanıtmıştım. Bunun bir sürü rengi ve grafik çeşitleri var. Bu nasıl bir kask? Bu da aynen bir kilit mekanizmasına sahip ve kademeli olarak açılan bir camı var. Şöyle havalandırma kanalları var, iç camınız buğulanmasın diye. Ön tarafında şöyle kolayca açılan bir tane hava kanalı var. Ön çenesinde üst hava kanalları var. Şöyle elle idare ediliyor onlar da. Arka hava çıkış kanalları var. Onlar da açılıp kapanabiliyor. Bunun farklı farklı desenleri var. Bizde çok fazla kalmamıştır tahminen. Ve hani bu da hafif kaslardan bir tanesi. Bunun da 1300 gramlık bir ağırlığı var. Ama hani bu XS bir model, küçük bir model. Biraz daha büyüyünce, kafa yapısı da büyüyünce, dış kabuğu da büyüyünce tabii ki ağırlığı biraz artıyor. Double D bir bağlantısı var ve bunun kazadan sonra çıkartabileceğiniz şu yanlarında çekme halkaları var.
Bunları da kafanızı kasktan çıkartmadan sadece içindeki pedlerle kafanızı kaskın dış kabuğundan ayırabiliyorlar. O da önemli özelliklerden bir tanesi. Bakış açısı gayet geniş, gözlükle giyilebiliyor. Bir arkadaş hani şeyi sormuştu, gözlükle giyilebilen kaskları gösterebilir misiniz? Birçoğu aslında gözlükle giyilebiliyor arkadaşlar. Onu da aklınızda tutun. Spoiler'ı da iyi sarsıntıları engelliyor. Rüzgarda hızlı sürüş yapan arkadaşlar için önerebileceğim kasklardan bir tanesidir. Şimdi hani bunlardan çok fazla kalmadı dedim elimde. O yüzden de hani Shark Spartan karbonları göstereceğim. Bu da güzel kaslardan bir tanesi. Bu kaskında karbon fiber bir yapısı var. Diğerleri de trikompozit yapıda kaslardı zaten sunduğum. R25, RS200 için bence rahatlıkla olur. Tamamen bütçenize bağlı. Daha düşük bütçeli kaslar da tanıtacağım. Spartan karbonu da önerebilirim. İşte burun pedi var ve işte ön havalandırma, iç havalandırma kanalları var. Ön havalandırma kanalı var. Kalın bir vizöre sahip, aynı zamanda hani kırılmaz çizilmez bir vizöre sahip olduğu söyleniyor. Ve işte üst tarafında bir hava kanalı var ve hani üst tarafından açılan bir vizöre sahip. Şunu da şöyle göstereyim. Şu vizörü şu tepesinden açıyorsunuz. Şu tepesinden şöyle açıyorsunuz. Tam şu tepesine yapmışlar. Kullanımı gayet basit. Ve işte hani bunun da geniş bakış açısı ve gözlükle kullanılabilen bir yapısı var. Bu da alınabilir. Bunun da tabii ki Double D bir bağlantısı var. Double D ring diye geçiyor. Çene pedleri ve boyun pedleri gerçekten iyi. Ve bir çene pedi olduğu için de rüzgarı az geçirir bir yapısı var. Çene pedinin bir özelliği var. Bu da içe katlanabiliyor. Yani çıkartmak isterken veya işte şöyle yapabiliyorsunuz. Şöyle katlayabiliyorsunuz içeriye doğru. Gözlükle giyilebildiği için de hoş kaslardan bir tanesi. Bunun da farklı farklı desen ve çeşitleri, farklı grafik çeşitleri var. Bu da önerdiğim kaslardan bir tanesi. Şimdi daha düşük bütçeli arkadaşlar için birkaç paylaşım yapacağım. Onlar için de mesela ilk önce bu FF390'ı paylaşacağım. Bu LSK'nin FF Breaker serisinden Surgent diye geçiyor. Bu da gerçekten spor sürüşlere uygun bir kask. Şu kısımda bir havalandırma kanalı var. Açmanız gerekiyor tabii. Basitçe açılıyor. Kalın bir vizöre sahip iç havalandırma kanalları var. Şuralarında vizörün buğulanmasını, camın buğulanmasını engelliyor. Bir burun pedine sahip, bir çene pedine sahip. Çene pedi birazcık şöyle küçüktür. Mikrometrik bir bağlantıya sahip. Boyun pedleri gerçekten iyidir. Geniş bakış açısı vardır ve gözlükle giyilebilir. Şurada zaten gözlükle giyilebilir işaretlerini göreceksiniz. Üst havalandırma kanalları var. Arka hava çıkış kanalları var. Ve bu spoiler yine rüzgarda sallanmayı, sarsıntıyı engelleyecek şekilde yapılmış. ECE 2205 sertifikasına sahip 1400-1450 gram aralığında bir kask. O yüzden de tercih edilebilir, alınabilir kaslardan bir tanesi. Diğerlerinden daha ucuz. İki tane de bizde olmayan ama alabileceğiniz kaslardan bahsedeceğim. LSK FF396, 397 ve FF320. O kaslardan da alıp kullanabilirsiniz arkadaşlar. Spor montlara gelelim. Spor mont elimizde çok fazla yok arkadaşlar. O yüzden de hani tanıtabileceğim basit ama spor mont olarak hani çok da işinize yaramayabilir o göstereceğim. Biraz daha Enduro'ya kaçıyor. Elimde olmadığı için onu gösteriyorum. O da Prosev'in Malibu'su. Prosev'in Malibu'sunu ben daha önceden tanıtmıştım. Prosev Malibu nasıl bir mont? İşte hani reflektif şeritleri var. Kollarında ve omuzlarında korumaları var. Boynu çıtla kapanıyor, fermuarlı bir yapısı var ve içindeki astar size 4 mevsim koruma sağlayacak şekilde, hani hem yağmurda hem soğuktan koruyacak şekilde yapılmış. Bileklerinde hem fermuar var hem cırt var ve hani yan tarafında 2 tane cebi var, altta da bir tane fermuar var ve bel ayarlaması var.
Arka tarafını da göstereyim. Şu şekilde. Sırtında da bir tane korumayla beraber geliyor. Ve tabii ki belinde şöyle çıt çıtlar var. Göğsünüze tam oturabilmeniz için o çıt çıtları tam şuraya yapmışlar. Bu montta alınabilir. Daha önceden de sunduğum eldivenleri tekrar sunacağım arkadaşlar. Eldiven videosu paylaşmıştım. O videoyu, hatta bu videoyu daha önceye alıp eldiven videosunu daha sonradan paylaşabilirim. O yüzden iki tane önerim var size. Bir tanesi Vexo eldivenler. Vexo'yu niye öneriyorum? Tamamen deri yapıldığı için. Bu Vexo'nun özelliklerini zaten söylemiştim. Birçok videoda da görebilirsiniz zaten. İyi bir yumruk korumaya sahip, eklem yeri korumalarına sahip ve iç bilek koruması orta sertlikte yapılmış. Elastik bilek kumaşları var. Ve tamamen deri yapıldığı için de asfalt yanıklarından, yaralanmalardan sizi koruyacak şekilde yapılmış. Baş parmağında da koruma var. İç tarafı da tamamen sürtünmeye dayanıklı deriden yapıldığı için eldivenlerden bir tanesi bu. Bu Vexo Sport'un siyah modeliydi. Bir de daha üst bir öneri yapayım. Bu da Revit'in Hydra XO'su. Tamamen kışlık eldivenlerden bir tanesi. Yine üstü elastik bir yapıda yapılmış. Şu bilek kısmı cırt cırtla bileğinize göre sıkabiliyorsunuz. Şu şekilde sıkabiliyorsunuz. Şöyle şurada bir cırt cırtı var. Bunları arkaya atayım da görünsün. Bileğinde yumuşak bir koruma var. Şu yumruk korumaları gerçekten iyi ve işte ne denir, şu eklem yeri korumaları yumuşak. Bu eldiveni de önerebilirim. Eldivenin içi tamamen deri yapılmış. O yüzden de hani dayanıklıdır. Asfalt yanıklarında, kazalarda size maksimum koruma verecektir. Bu eldiven de ikinci önerim. Altına bir tane kışlık pantolon önerebilirim. Şeyi söyleyeyim. Yani elimde spor mont yok ya. Önerebileceğim iki tane mont var arkadaşlar. Bir tanesi kumaş değil, tamamen deri ve spor sürüşe uygun montlardan bir tanesi. Fiyatları çok farklılık gösteriyor. O yüzden hani biraz araştırıp ondan sonra alın. Magna'nın Blast deri montu. Magna Blast deri montu bir ara bizde vardı. Şimdilerde yok ama o montu önerebilirim. O montu alabilirsiniz. Neden öneriyorum? İşte hörgüçlü bir yapısı, hıza karşı size hani maksimum korumayla, kazalarda maksimum korumayla, hıza karşı da sizi dinamik tutacak. O rüzgar içinde savrulmadan veya sarsılmadan ilerlemenizi sağlayacak şekilde yapılmış bir mont. Hem işte dirsek korumalarıyla, hem şurada göstereyim hatta onu, Magna Blast'ı. Daha önceden tanıttığım videoyu da hemen altına eklerim veya işte sonrasına eklerim veya işte açıklama kısmına koyarım. Oradan bakabilirsiniz. Ben o montu öneriyorum çünkü her yönüyle korumalı deri bir mont. Yine deri montların ne kadar koruduğunu zaten biliyorsunuz. Kazalarda maksimum koruma verdiğini biliyorsunuz zaten. Altına deri bir pantolon alabilirsiniz. Tam bir tulum alabilirsiniz. Tulum örneklerini de zaten buraya koyacağım ama tulum zaten hani baştan sona bizi tamamen giydiriyor. Sadece ayakkabı olarak, bot olarak olmuyor. Botlardan da daha önceden tanıttığım size Rockwell'in DNA'sının buraya koyacağım, açıklamaya da koyacağım. Onları da görebilirsiniz. Kısası var, uzunları var. TCX'in AirTech'i var. Veya işte Dynast'in bir sürü, TCX'in Rush gibi modelleri var. Onların da hem linklerini hem görüntülerini koyacağım zaten arkadaşlar. Görüntülerini koymayı bazen unutuyorum. O yüzden de linklerden bakabilirsiniz. Aşağıdaki linklerden. Yanlarında açıklamasını da yazıyorum. Fiyatlarını da yazıyorum. Bazı arkadaşlar fiyatlarını, fiyat nedir falan diye soruyor. Çoğunlukla videoyu tamamen seyretmeyen arkadaşlar onu söylüyor. Bir de benim önerebileceğim eldivenlerden bir tanesi Revit'in Sandwich eldivenleri. Onu da daha önceki tanıtımda göstermiştim ben. Revit'in Sandwich eldivenleri de alınabilir. Bot ve işte şeyler için verdiğim örnekleri ve işte diğer tüm örnekleri size hani hepsini toptan vermeye çalıştım. Hem RS200 için hem R25 için, yani bir spor giyim ekipman önerileri, performans ve fiyatı göre değişik öneriler vermeye çalıştım. Umarım yararlı olmuştur. Hepinize iyi sürüşler, iyi ki varsınız.